Merhabalar. En güzel günler sizlerin olsun. Yine yeni bir videoda hep birlikte beraberiz. Sizlerle birlikte olmak çok güzel. Şimdi hep birlikte bu güzel kalemliğimizi yapmaya başlayalım. Nako'nun barisini kullandım. Kalemlik olarak da şöyle şeffaf bir kutu seçtim. Ebatı biraz genişçe. Ben geniş olmasını istedim. Çünkü büyük olmasının bir problemi yok. O kadar doluyor. Bayağı kullanışlı. Büyük olması bayağı kullanışlı. İstediğiniz kadar kalemi koyabilirsiniz. Kullandığım tığım 1,5 milimetre. Evet, başlayalım. İlk önce sihirli halkamızı çekerek başlayalım. Biraz küçültelim. Tüylü olduğu için daha sonradan sihirli halkamızı küçültmek biraz zor oluyor. Şimdi 1-2 tane zincir çekiyorum. Halkamızın içine 12 tane trabzan yapacağım. İkili trabzan. 1 2 12 Tamam. Şimdi evet. Sihirli halkamızı birleştirelim. Şimdi tekrar 2 tane zincir çekeceğim. İpimi doluyorum. Ve her iksimin içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 Her iksemin içine 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi birleştirelim. İkinci sıramızı da bitirdik. Tamam. Şimdi 2 tane zincir çekelim. İşaret ipimizi takalım. Devam edelim. Tam yanından giriyorum. Bir örüp bir artıracağım. 1 2 3. Satırımı böyle devam edeceğim. Son arttırmamı yapıyorum. Ve satırım bitti. Şimdi işaret ipimi çıkaracağım. Birleştiriyorum. Kaydırarak. Sonra tekrar 2 tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Üç örüp bir arttırarak satırıma devam ediyorum. 3 örüp bir arttırdık. Satırımız bitti. İpimizi çıkaralım. Ve şuradan birleştirelim. Tamam. Almış olduğum kutunun alt kısmını kontrol edeceğim. Yeterli olup olmadığına dair. Şimdi çok az bir fark var. Şöyle göstereyim. Çok az santimlik bir fark var. Şimdi gelecek olan sıramı ikili trabzan değil de X olarak yapacağım. Ki tam altına otursun diye. Siz aldığınız kutunun ebatına göre bu alt kısmını ayarlayabilirsiniz. Belki size yeterli olacaktır. Belki yeterli olmayacaktır. Onu siz ayarlayın. Şimdi bir zincir çekelim.
Ben ölçüsünü aldım. Çok az bir farkı vardı. Trabzan yaparsam büyük gelecek. Ben de sıramı X olarak devam edeceğim. 4 örüp 1 arttıracağım. 1 2 2 de trabzan yapmıyoruz. 3 4 X olarak 4 örüp 1 arttırıyoruz. Tamam. Bunu da niye yapmıştık? Dediğim gibi. Bakın şöyle. Çok az bir fark vardı. O fark tamamlansın diye. Evet. Arttırmalarımızı bitirdik. X olarak satırımı arttırma eksiltme yapmadan düz olarak ördüm. Evet. Şimdi tam oldu. Şimdi işaret ipimi takacağım tekrar. X olarak devam edeceğim. Belo odan çalışacağım. X 1 Belo odan alıyorum. Satırımı öyle devam edeceğim. Satırımızı belo odan örerek bitirdik. Şimdi iki tane zincir çekelim. Trabzan olarak çalışmaya devam ediyoruz. Artırma eksiltme yapmadan bir sıra düz olarak örelim. Satırımı bitirdim. Şimdi kontrol edeceğim. Evet. İşaret ipimizi takalım. İki tane zincir çekiyorum yukarıya doğru. Ve iki sıra arttırma eksiltme yapmadan ikili trabzan öreceğim. Böyle devam edelim. Satırımızı İkili trabzan olarak ördük. Şimdi ipimizi çıkaralım. Birleştirelim. Kaydırarak birleştiriyoruz. İki zincir daha çekelim. İkili trabzan olarak satırımızı ördük. Birleştirelim. İki tane zincir çekelim. Şimdi kontrol edelim. Şöyle kontrol edelim. Bu sizin yani kullanmak istediğiniz herhangi bir ebattaki kutu da olabilir. Onu siz ayarlayacaksınız. Ben şöyle baktım. Güzel. İki tane zincir çekip işaret ipimizi takalım. İkili trabzan olarak çalışıyoruz. Arttırma eksiltme yapmadan hiçbir şekilde bu şekilde 8 düz sıra ikili trabzan örelim. 8 sıra ikili trabzanımı ördükten sonra kalemliğimi yerleştirerek kontrol ettim. Bir satır daha düz olarak ikili trabzan örmem gerekecek. Şimdi söylemek istediğim bir şey var. Sizin kutunuzun ebatını bilmiyorum. Belki sizinki yeterli olacak, belki olmayacak. Hiç önemli değil. Yani bizim yaptığımız işlem sadece bu taban kısmında sihirli halkanın içine 12 tane ikili trabzan yaptık. Sonra onu her x'in içine 2 kere batarak 24 x'e çıkarttık o ikili trabzanlarımızı. Daha sonra 1 örüp 1 arttırdık, 2 örüp 1 arttırdık, 3 örüp 1 arttırdık. Öyle devam ettik. Yani ta ki bu alt tabanımın yuvarlak hizasına gelene kadar daha sonra belo yaparak yukarı doğru
kaymasını sağladık yaptığımız işlemin. Daha sonra da devam ettik. Eğer olur ya hani belki bir bol olduğunu hissedersiniz bu kısmın. Taban oturmuş olabilir fakat yünden dolayı belki biraz bol olduğunu hissedebilirsiniz. O zaman yapacak olacağınız işlem çok basit. Mesela satırlarınızı örerken her satırda 2, 3, 4 o tür azaltmalarla her satır bittikten sonra tekrar kalemliğinizi ördüğünüzün içine koyarak ölçüsünü alarak o bolluğu giderebilirsiniz. Şimdi bir sıra ikili trabzanımızı örelim. İki tane zinciri yukarıya doğru çektik aynı şekilde. Şöyle yandan giriyorum. Tam altından girmedim. Yan tarafından girdim. Bir sıra düz olarak böyle devam edeceğim. Bir sıramızı ördük. Şimdi son sıramı da ördüm. Şimdi tekrar kontrol edeceğim. Yeterli. Evet. Yeterli. İşaret ipimizi takıp bir sıra boyunca BLO'dan ikili trabzan yaparak satırımıza devam edeceğiz. Bir sıra BLO'dan ördüm. Sonra iki tane daha zincir çektim. Ve tekrar BLO'dan çalışacağım. İkili trabzanlarıma BLO'dan devam edeceğim. Yani ikinci sıramızı da BLO yapıyoruz. Neden iki sıra üst üste BLO yaptık? Şöyle göstereyim. Şimdi ben kutumu şöyle içine yerleştirdim. Tamam. Siz de seçmiş olduğunuz kutuyu yerleştirin. Bakın ben şöyle yerleştirdim. Sonra şu kısmın içeri doğru dönmesini istiyorum. Böyle. Bu şekilde. İkinci satırımı da BLO ördüm. Şimdi kalemliğimi içine yerleştireceğim. Tekrar bakacağım. Ölçü olarak devam edelim. Dediğim gibi yani sizin kabınızın boyuna göre siz onu kendiniz ayarlayın. Aynı kap olmayacak. Şimdi bakın şöyle bir görünüm aldı. İçeriye doğru döndü fakat birazcık daha şöyle içeri doğru geçsin istiyorum ben. Şimdi bir sıra daha BLO'dan ikili trabzanımızı örelim. Daha sonra son iki satırımızı da X olarak örüp bitirelim. Şimdi işaret ipimizi taktık. Dediğim gibi bir sıra ikili trabzanımızı öreceğiz BLO'dan. İki zincir çekelim. Bir, iki. Şimdi BLO'dan bir sıra ikili trabzanımızı öreceğiz. Daha sonra bir sıra ördükten sonra iki sıra daha öreceğiz. Düz olarak artırma eksilme yapmayacağız. Ama ikili trabzan olarak değil, X olarak öreceğiz. Satırımızı, iki satırımızı X olarak örüp bitireceğiz. BLO'dan ikili trabzan olarak satırımızı bitiriyoruz. Bir zincir çektik. İşaret ipimizi taktık. Ve düz olarak iki sıra örelim. Artık trabzan yapmıyoruz. Düz olarak iki sıramızı örelim. İki sıra düz olarak ördük. Şimdi
Şimdi kontrol edelim. Kalem kutumuzu içine yerleştirelim. Tamam. Bakın. Kenarlarını böyle bırakacağım. Şimdi yapmış olduğum bu kalemliğimi uğur böceklerimle süsleyeceğim. Ben daha önceden yapmıştım. Bunları hazırladım. Rengarenk olsun istedim. Her renkten yaptım. Şimdi bir taneyi beraber yapacağız. Ben sarı bir uğur böceği yapacağım. Tığım 1.25 mm. Tığım 1.25 mm. Kullandığım ip Alize Diva. Önce bir sihirli halka yapıyoruz. Altı tane x'imiz var içinde. 2, 3, 4, 5, 6. Birleştirelim. Şimdi bu 6 sihirli halkamı her birisine 2 tane girerek 12x'e çıkartıyorum. İpimi takalım. İpimizi taktık. Her x'imize 2 kere girerek 12x'e çıkarıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi iki sıra 12 x'imi öreceğim düz olarak. Artırma eksiltme yapmıyorum. 2 3 11 ve 12. Tamam. Şimdi işaret ipimi çıkardım. Şimdi ipimin rengini değiştireceğim. Siyah ipimi taktım. Belo'dan düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şimdi başladığımız yerde tam üstünden girip kaydırarak aldım. Sonra sarı ipimi çıkaracağım.
siyahımı biraz keseceğim. İşaret ipimi takıyorum. Azaltmalarımı yapacağım. 6 tane azaltmam var burada. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Beş. Alt. Alt. Tamam. Şimdi işaret ipimi çıkarıyorum. İşaret ipimi çıkarttıktan sonra bir tane daha azaltma yapacağım. İşaret ipimi çıkarttıktan sonra bir tane daha azaltmamı yapıyorum. Sonra siyah ipimden şu kadarcık bir pay bırakıyorum. Şimdi içini çok az bir elyafla dolduralım. Fazla dolu olmasın. Tamam. Daha sonra şimdi uğur böceğimizi şöyle tutalım. Başlama ve bitim noktalarımız var ya, tam burası. Bakın burada zaten satır farkı var gördüğünüz gibi. BLO'dan çalıştığımız için burada gireceğimiz yer belli. Tam buradan giriyorum. Siyah ipimden şu kadarcık bir pay bırakacağım. Siyah ipimi geçiriyorum. X yapıyorum. Daha sonra X yaptığım yerden tekrar girerek 1X daha yapıyorum. Sonra yanındakinden 1X yaptım. Sonra onun yanındakinden girdim. 1, 2X yaptım. Aynı deliğe 2 kere battım. Sonra bir zincir çekiyorum. Döndürdüm. Arka taraftan X yapıyorum şimdi. 1, 2, 3 ve 4. Daha sonra tekrar döndürüyorum. Ve tam şuradan gireceğim. Kaydırarak alıyorum. Sonra ipimi çok az pay bırakarak kesiyorum. Bak, dediğim yerdeki iple bu son ipi düğüm atacağım. Bakın şöyle oluyor. Çektiriyor. Böylece kafası oluşmuş oluyor. Tamam. Bir düğüm daha attım. Evet. Böylece uğur böceğimin kafası oluşmuş oldu. Daha sonra burada
Pay bıraktığım ipin tam orta kısmı elyafı da doldurduk. Fakat burada küçük bir açıklık var. O açıklığı kapatmadan önce kafasını yapmak için takmış olduğum ipleri içinden geçirerek çıkarıyorum. Tamam. Evet. Şimdi ipimizi iğnemize takalım. Ne yapıyoruz? Burada hafif bir açıklığımız var. Bakın. Bu açıklığı orta tarafta bu açıklığı orta kısımda bırakarak bakın atlıyoruz. Orta açık olan kısım ortada kalıyor. Şöyle üstten çıkalım. Üstten açık olan yerden çıkıyorum. Çektiriyorum. Çektirdiğim zaman bu alt kısmı düzleşme yapacak. Tekrar geri döndüm. Bir kere daha bakın buradan girdim. Kafa yerinden giriyorum. Çıkarttım bakın. Çektim. Sonra tekrar şöyle şurada olan hafif bir şişkinlik var. O şişkinliği giderebilmek için bakıyorum ne tarafa girersem o şişkinlik giderse o taraftan iğnemi sokuyorum ve üst kısımdan çıkıyorum. Sonra çekiyorum. Çektim. Bakın çektirdiğiniz zaman ne oldu? Alttaki o hafif olan şişlik yok oldu. Şimdi tekrar üst kısımdayım. Tekrar geri döneceğim. Ne tarafa geri dönüyorum? Şöyle bakın. Tam arka ortaya. Şuraya. Tam şuradan çıkacağım. Şurada. Buradan çıkıyorum. Tamam. Çektirdim. Şimdi şöyle ortaya doğru geldim. Ayarlayın ipinizi. Tam orta kısımdan şuradan giriyorum. Sonra şöyle yukarıdan çıkacağım. Ayarladım. Buradan gireceğimi ayarladım. Daha sonra orta kısımdan yukarı doğru çıktım. Sonra tam şuradan giriyorum. Böyle. Arka taraftan herhangi bir yerden çıkabilirsiniz. Böylece bu çizgiyi sabitlemiş olduk. Şimdi şöyle kenardan iğnemi çıkarttım. Alttan girdim. Buradan iğnemi çıkartıyorum. Şimdi ne yapacağız? Aynı yerden gireceğim. Bakın. Buradan giriyorum. Şuradan çıkıyorum. Hemen ona yakın bir yerden çıktım. İpimi yavaş yavaş çekiyorum. Bakın. Şöyle yavaş yavaş bıraktım. Yerine oturtmadım. Sonra buradaki ipimin de tam burada üstten girdim. Şuradan çıkacağım. İpimi yavaş yavaş çekiyorum. Bakın. Şöyle. Tamam. Daha sonra tekrar buradan giriyorum. Şöyle yukarıya gittim. Tekrar yavaş yavaş çekeceğim. Eyvah. Böyle oturacak. Sonra tekrar giriyorum ve ona yakın bir yerden tekrar çıkacağım. Bakın yavaş yavaş çekiyorum. Tamam. Bir kere daha gireceğim. Şimdi karşı tarafa geçeceğim. Yavaş yavaş çekiyorum. Tamam. Şimdi bu tarafta da aynı şekilde girdim. Buradan çıktım. Yavaş yavaş çekeceğim. Yavaş yavaş çekiyorum.
buradan içeri girdi. Tamam. Tekrar giriyorum. Buradan çıkıyorum. Tekrar yavaş yavaş çekeceğim. Şuradan içeri girdi tekrar. Bunları düzeltelim. Tamam. Tekrar oturtuyorum. Tamam. Şimdi buradan tekrar gireceğim. Yukarıdan çıkacağım. Yavaşça oturttum. Tamam. Şunları düzeltelim. Evet. Tamam. Şimdi bir tane buradan girip şuradan çıkacağım. Oturtalım yavaşça. Tamam. Diğerlerini düzeltelim. Tamam. Son kez gireceğiz ve alttan çıkacağız. Evet, düzeltelim. Tamam. Şunu birazcık çıkartalım. Tamam. Evet, yeterli. Böylece uğur böceğimiz hazır. Şimdi gözlerini yapalım. Beyaz ipimizi iğnemize takalım. Şöyle bakın, arkadan girelim ipimizi. Şimdi gözümüzü yapacağımız yere iğnemizi geçirdik. İğnemi arkadan soktum. Gözünü yapacağım yere geçirdim. Bakın şöyle ipimi çekiyorum. Şu kısımlarda bırakıyorum. Uca doğru çektirtmiyorum. Daha sonra şuradan ipimi giriyorum. Buradan çıkıyorum. Oturtuyoruz şöyle. Sonra şuradan gireceğim, arka taraftan çıkıyorum. Şöyle oturtuyorum. Tamam. Evet. Böylece uğur böceğimiz hazır oldu. Şimdi yapmış olduğumuz bütün uğur böceklerimizi kalemliğimizin üstüne dikeceğiz. Güzelce yerleştirelim. Yerleştirdikten sonra dikeceğimiz şekle göre dikim işlemimize başlayalım. Bütün uğur böceklerimizi şöyle güzelce dizayn ederek yerleştirelim. Ben bütün uğur böceklerimi kalemliğime diktim. Üstüne bu uğur böceklerimi diktim. Şöyle göstereyim. Böyle her yerine dağıtarak diktim. Kalemliğim bitmiş oldu. Uğur böceklerimizi kalemliğimizin her yerine orantılı bir şekilde yerleştirerek diktik ve bitirdik. Şimdi kalemlerimizi yerleştirip kalemliğimizle masamızın üstünü süsleyeceğiz. Böyle. En güzel günler sizlerin olsun. Bir çalışmamızın daha sonuna geldik.
En güzel günler sizlerin olsun. Hoşça kalın.